Bakın rivayette var ki diyor, Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir. Şimdi Cübbeli diyor ki, Atlas Okyanusu'na diyor Deccal diyor. Yaklaşık 20 kilometre falan boyu var diyor. Ama Amerika şu an tespit edemiyor diyor. Bir adada oturuyormuş adam. Ayaklarından zinciri bağlı olarak. Fakat Amerikan da haberi yokmuş. Bir adacıkta. O nasıl oluyor tabii onu da bilmiyorum yani. Ve bir bağıracakmış. Biz o Atlas Okyanusu'ndan bağıracakmış. Biz duyacağız. Yani Türkiye'den, Fatih'ten Cübbeli duyacak. Yani öyle bir sesi olacakmış. Halbuki bunun müteşabih olduğu belli. Bediüzzaman da açıklıyor. Bu rivayetler mucizene haber verir ki Deccal zamanında vasıtayı muhabere, haberleşme vasıtaları o derece gelişecek ki bir hadise bir günde umum dünyada işitecek. Yani anında işitecek. İnternetten, radyodan, televizyondan. Değil mi? Şu an öyle zaten konuşuyoruz. Anında işitiliyor. Mehdi için de aynı şekilde. Mehdi diyorsa bir yerde konuşur diyor. Dünya anında duyar. Dünyanın öbür ucunda insanlar duyar diyor. Talebeler için de. Mehdi diyor talebelerle görüşmek istediğinde avucuna bakar onlarla görüşür diyor. iPod, radyo yahut telsiz hepsi yani avucu içine sığan ne varsa hepsi. Bediüzzaman Said Nursi Kadesullah Sürü Hazretleri ahir zamanda olacak olayları 1400 yıl öncesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmesini bir mucize olarak değerlendirmiş. Mükemmel bir anlatımla eserlerini anlatmıştır. Hakikaten Bediüzzaman bunu anlatmış olmasaydı yani bu yüksek iman derecesine insana pek ulaşamayabilirdi. Yani şu an insanlar hakkal yakin net iman ediyor. Doğruluğuna net eminler. Ve bütün peygamberimizin mucizeleri daha önce insanların imanlarını kaybetmesine sebep olan anlatımlar şimdi insanların iman etmesini kat kat güçlendiren anlatıma dönmüş oldu. Sırrı çözülünce. Mesela normalde bir insan buna inanamaz. Deccal çıktığı gün bütün dünya işte bir insan bağıracak bir yerden. Amerika mesela Türkiye'den bağıracak. Amerika'da adam duyacak. Olacak iş değil bu. Dolayısıyla buna iman edemiyordu insanlar. Gizlice imansız bir yapı oluşuyor. İman edenler oluyordu ama azdı. Ama şimdi radyoya, telefona, televizyona her şeyi işaret ettiği için bir mucize olduğu için hem peygamberimize karşı müthiş bir hayranlığa sebep oldu. Allah'a karşı insanların imanlarının pekişmesine ve güçlenmesine neden oldu.